Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir yuvarlak lif modelimiz var. Modelimizde 3 rengimiz var. Mavi, koyu gri ve beyaz renk kullanacağım. Sizler istediğiniz renklerde örebilirsiniz. Oldukça kolay, bir günde örebileceğiniz güzel bir model, farklı bir model. Örmesi de çok keyifli, hızlı ilerleyen bir model. Modelimde kullanacağım tığ numaram 6, 1.40 mm. Özellikle lif modellerimde kullandığım tığ. Modelimizi umarım beğenir, benimle birlikte örersiniz. Yine küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Hala kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olmayı, beğeniyorsanız videolarımı beğenmeyi, varsa sosyal medya hesaplarınızdan da videolarımı paylaşmayı unutmayın lütfen. Modelimizin ön çalışması var arkadaşlar. Ben önceden hazırlamıştım. Şöyle bir göstermek istiyorum. Bugün öreceğimiz modelimiz bu arkadaşlar. Çok cici, dediğim gibi çok güzel. Hem günlük kullanım için hem de çeyizlerin için harika bir model. Sizlere detaylı bir şekilde adım adım anlatmaya çalışacağım. Umarım faydalı bir video olur. Hazırsanız dilerseniz modelimizin yapım aşamasına geçelim. Beyaz renk ipimize başlıyorum modelimize. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane zincir yeterli. 7 tane zincir çektim. Hemen ilk yaptığım zincire batıp bir halka oluşturdum. Tekrar 1, 2, 3 tane zincir çektim, ilmek aldım, halkanın içerisine 2 defa da çıkarak bir kutucuk oluşturdum. Arada 1, 2 tane zincir, tekrar halkanın içerisine girdim, 2 defa da çıktığım bir kutu oluşturdum. Bu şekilde kutular elde edeceğiz. Aralarda 2 zincir, 2 defa da tığımı temizledim. Tekrar 2 zincir, toplamda bu şekilde 7 tane kutucuklar yapalım. 7 tane kutucuğumuzu yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. 2 tane zincir çektim. 8. ilk yaptığım kutucuğun üst köşe noktasındaki zincire batarak bu şekilde 8. de kaydırma yöntemiyle tamamlamış oldum. 8 tane kutu elde ettim. 2 zincir çekip ipimi kesiyorum. Bu şekilde bıraktık. Beyaz rengi, mavi renk ipimi alacağım ben. Sizler de hangi renk örmek istiyorsanız o renk ipinizi alın. Fark etmiyor. Herhangi bir yuvaya sabitledim. 1-2 tane zincir çektim. İlmek aldım. İkili trabzan yapıyorum. 1-2 defa da çıktım. Zincirle beraber 2 oldu. 3-4-5-6. Orta boyda bu şekilde 6 tane zincirle birlikte ikili trabzan yaptım. İlmeğimi çıkardım. İlk trabzanın tepe noktasına şu şekilde battım. İlmeği içinden geçirdim. Tekrar burada 1-2 tane zincir çektim. İlmek aldım. Sıradaki kutuya geçtim. Yine aynı boyutta trabzan yapacağım. Yine 1-2 3 4 5 6. Bu şekilde yine 6 tane trabzan yaptım. İlmeğimi tığdan çıkardım. İlk yaptığım trabzanın tepe noktasına tığımı batırdım. İlmeği arasından geçirdim. Tekrar bir kilit zincir, arkasından 2 tane daha zincir çekiyorum. Tekrar ilmeği aldım. Sırada gelen kutucuğa geçtim. Yine aynı şekilde 6 tane ikili trabzan.
3 4 5 6. Aynı şekilde devam ediyorum. İlmeği tığı çıkardım. İlmekten birinci trabzanın üzerine battım. İlmeği geçirdim. Bir kilit zincir, ekstra da iki zincir daha çekip devam edeceğim. Bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar, toplamda 8 tane popcorn çiçeğimiz yaprağı oldu. 3 6 8 sonuna geldim. 2 zincir çektim. Hemen burada şu kısım var. Bir boşluk var. Oraya kaydırma yöntemini sabitleyip tekrar, bu arada zincir var, oraya geçiş yaptım. Tekrar burada 2 zincir çektim. Bu zincirli ara kısma yine 6 tane trabzan yapacağım. Zincirle beraber 2 3 4 5 6. Yine ilmeğimi çıkardım. Hemen ilk yaptığım trabzanın tepe noktasından ilmeğimi geçirdim. Bir kapatma zinciri, iki tane de ara zincire, yine bu defa aynı yere ikinciyi yapıyoruz. Alt sırada birdi, şimdi iki yapıyoruz. Yine 6 tane ikili trabzan yapacağım. 2 3 4 5 6. Yine ilmeğimi çıkardım. İlk yaptığım trabzanın tepe noktasından ilmeğimi geçirdim. Yine bir kapatma zinciri, 2 normal, toplamda 3 tane zincir çekiyorum, ilmek alıyorum. Bir sonraki zincir arası belli zaten batacağımız yer. Oraya geçiş yapıp yine aynı şekilde 6 tane ikili trabzan. 1 ilmeğimi çıkardım. Birinci trabzanın tepe noktasından ilmeğimi geçirip 3 tane zincir çekip ilmek alıyorum. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Her zincir arasına 2 popcorn çiçeği yapıyoruz. Arada 2 zincir çekiyoruz. Altı tane ikili trabzanımı yaptım. İlmeği çıkardım. Yine ilk yaptığım trabzanın içinden geçirdim. 3 tane zincirimi çekip bir sonrakine geçeceğim. Bu şekilde bu sıramızı da tamamlayalım. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar geldim. Bu şekilde tamamladım. Toplamda ikili ikili saydığımız zaman 16 tane yaprağımız oldu çiçeğimizin, popcornumuzun. 2 zincir çektim. Hemen birinci çiçeğin tepesine kaydırma yöntemini sabitleyip 2 zincir çekip ipimi kestim. Sonra onu yok edeceğim ben. Bu şekilde oldu. Şimdi diğer renk ipimi alacağım. Griyi alacağım ben. Şöyle bir gri renk ipim var. İpimi, yine fark etmiyor, burada zincirler çekmiştik arada, oraya bir yere sabitledim araya. İlmeğimi uzattım. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Arada 2 zincir. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. Kapattım. Bu yan zincire geçerken burada araya hiç zincir çekmiyorum. Sadece 2 fıstık arasına 2 zincir çekiyorum. Yine üçlü bir fıstık yaptım. Tuttum, topladım, kapattım. 2 tane zincir çektim. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. Yine zincir çekmiyorum. Yandaki zincir boşluğuna geçtim. Yine bir fıstık
arada 2 zincir, aynı yere bir fıstık daha. Bu sıramızı da sıra başına kadar bu şekilde tamamlayalım. İlk başladığım noktaya geldim. Tekrardan hiç zincir çekmeden ilk yaptığım fıstığın tepe noktasına kaydırma yöntemiyle sabitleyip 2 zincir çektim. İpimi kesiyorum yine. Bu şekilde oldu. Şimdi beyaz renk ipimi alacağım. Beyaz renk ipimi aldım. Yine ikili fıstıklar yapmıştık. Gördüğünüz gibi araya 2 zincir çekmiştik. Şu ara geçişe değil arkadaşlar. 2 zincir çektiğimiz yere 2 fıstık arasına sabitledim. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum. 4 dolgulu yapıyorum. Dolgun olmasını istediğim için. Arada bir, 2 tane zincir çektim. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Tuttum, topladım, kapattım. Bu arada geçişte hiç zincir çekmiyorum. Yine eliniz sıkıysa siz 2 zincir yerine bu arayı 3 zincir çekebilirsiniz. Yine bu araya değil, 2 fıstık arasındaki 2 zincir çektiğimiz boşluğa. Tekrar yine bir fıstık tuttum, kapattım. Arada bir, 2 tane zincir çekiyorum. Yine aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Tuttum, topladım, kapattım. Yine zincir çekmedim. İlmek aldım. Araya değil, 2 fıstık arasına. Yine bir fıstık yaptım. Tuttum, topladım. Arada bir, 2 tane zincir. Dediğim gibi eliniz sıkıysa 3 de çekebilirsiniz. Zinciri siz kendiniz ayarlayın elinize göre. Topladım. Bu sıramızı da sıra başına kadar bu şekilde tamamlayalım. Sıra başına kadar geldim arkadaşlar bu şekilde. Hiçbir şekilde büzülme, toplanma yok gördüğünüz gibi. Dediğim gibi siz eliniz sıkıysa şu 2 zincir çektiğim yeri 3 çekerek yapabilirsiniz. Tekrar ilk yaptığım fıstığın tepe noktasına kaydırma yöntemiyle sabitleyip 2 zincir çekip ipimi kestim. Tekrar mavi renk ipimi alacağım. Fark etmiyor. Yine herhangi bir ikili fıstığın arasına sabitledim. İmiğimi uzattım. Yine buraya dörtlü bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Arada 2 tane zincir çektim. Aynı yere bir tane daha yapıyorum. Kapattım. Bu arada bir çektim ben. Siz de arttıra 2 de çekebilirsiniz. Bir bakın elinizin durumuna göre. Şu an ben de bir çektim. Şimdi bir çift fıstık battığımız yer var. Bir de ara boşluk var. Buraya da bir sonraki ara boşluğuna da tekli fıstık yapacağız. Buraya da bir tek, çiftle başladık. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift şeklinde ilerleyeceğiz. Şimdi tekli yaptım. Yine 2 zincir çektim geçişe. İkili fıstık arasına geldim. Yine buraya 2 tane fıstık yapacağım. Fıstıklarınızı dolgun yapın arkadaşlar. Güzel olması için. Tekrar 2 zincir çektim. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Tuttum, topladım, kapattım. Bir tane çektim zinciri. Burada geçişte, tekli de. Dediğim gibi siz elinize göre arttırıp azaltabilirsiniz. Zincir sayısının önemi yok arkadaşlar. Önemli olan düzgün durması desenizin. Çift tek. Şimdi tekrar çift yapacağım. İkilinin arasına geldim. Çiftlerin arasına çift. Bu arada geçişe de bir fıstık yaparak tamamlayacağız bu sıramızı. Şimdi çift yapacağım 2 zincir.
Tuttum, topladım. Şöyle göstereyim. Çifti fıstığın arasına çift battım. Şu aradaki boşluğa tek, çiftin arasına çift, araya tek. Zincirleri siz elinize göre ayarlayın. Zincir sayısı önemli yok. Dediğim gibi önemli olan modelinizin düzgün durması. Bu şekilde sıra başına kadar gelelim. Evet arkadaşlar, ilk başladığım noktaya geldim. En son bir zincir çekip ip yaptığım fıstığın tepe noktasına kaydırma yöntemini sabitleyip tamamladım. Şimdi iki tane zincir çektim. İpimi kesiyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde yine toplanma, marullanma hiçbir şey yok. Siz de elinize göre ayarladığınız zaman zincirleri sizinki de bu şekilde düzgün duracaktır. Şimdi tekrar gri renk ipimi alıyorum. Yine fark etmiyor. Herhangi bir zincir arasına sabitledim. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bir sonraki zincir arasına sabitledim. 1, 2, 3. Bütün zincir aralarına 3 zincir çekerek sabitliyorum. Sıramızı da sıra başına kadar bu şekilde tamamlayalım. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Bu şekilde bir görüntümüz oluştu. Şimdi en son yine 3 tane zincirimi çektim. Hemen diğerinin içine battım arkadaşlar. Şöyle kaydırma yöntemiyle sabitleyip 2 zincir çektim. İpimi şimdi tekrar beyaz renk ipimi alacağım. Yine fark etmiyor. Herhangi bir zincirin içine sabitledim. İlmeğimi uzattım. Buraya bir fıstık yapıyorum. 4 dolgulu yapıyorum fıstıklarımı. Tuttum, topladım. Bir zincir, tekrar tepesine bir. Kapatmıyorum, dibine bir. İkisini birlikte topladım. Badem şeklini verdik bu şekilde. Arada bir zincir. İlmek alıyorum. Bir tane zincir atlıyorum. Bir sonrakine. Zincir sayısı arada size az gelirse bir değil iki tane çekebilirsiniz. Yine siz zincirleri elinize göre ayarlayın. Bir tane yaptım fıstık, kapattım. Üzerine yine bir fıstık, yine dibine bir. İkisini birlikte topladım. Bir zincir, yine bir tane atlıyorum. Bir sonrakine geçtim. Dörtlü bir fıstık. Tekrar üzerine bir. Kapatmıyorum, dibine bir. Şu an benim için yeterli gibi duruyor bir zincir. Eğer bana da yetersiz gelirse iki çekeceğim arkadaşlar. Bakacağım kendim dayayacağım. Siz elinize göre ayarlayın. Bu şekilde bir tane boş bırakıyoruz. Bir sonrakine bir tane boş. Bu şekilde sıra başına kadar gelelim. Evet arkadaşlar, ben sıramızı tamamladım. Bu şekilde göstermek istiyorum. Kameram sallandı, bir durdurayım. Sıra sonuna geldim. Yine gördüğünüz gibi hiçbir toplanma, kıvrılma bir şey yok. Benim için bir zincir yeterli geldi. Şimdi en son yine bir zincirimi çektim. Bu fıstığımızın baş noktasına batıp sabitleyip iki tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Bu şekilde oldu. Şimdi tekrar diğer renk ipimi alıyorum.
Yine fark etmiyor. Arada zincir çektiğimiz yeri sabitliyorum. İlmeğimi uzattım. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Tekrar tepe noktasına bir. Kapatmıyorum, yine dibine bir. Yine badem formunu veriyoruz arkadaşlar. İkisini birlikte topladım. Altta bir zincir çekmiştim. Şimdi iki çekiyorum. Size yetersiz gelirse arttırıp azaltabilirsiniz. Tekrar tekrar söylüyorum zincir arkadaşlar. Yine bir sonraki araya da bir fıstık. Tekrar üzerine bir fıstık. Kapatmıyorum. Yine dibine bir. İkisini birlikte topladım. Arada da bir, iki tane zincir çektim. Bu sıramızı da yine sıra başına kadar aralara badem formunu veriyoruz. Aralara iki zincir çekiyoruz. Her zincir arasına. Eğer siz dediğim gibi zincir sayısı yetersiz gelir, kötü durursa, önemli olan düzgün durması, arttırıp azaltabilirsiniz elinize göre. Bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar, ben sıramın sonuna geldim. Hiçbir şekilde toplanma, büzüşme, herhangi bir şey yok. Dümdüz duruyor arkadaşlar. Sizinki de umarım öyle olur. Ara zincirlerini iyi ayarladıktan sonra eminim sizinki de böyle güzel duracaktır. İlk yaptığım noktaya geldim. Yine zincirimi çektim. İlk yaptığım fıstığı kaydırma yöntemiyle sabitleyip iki zincir çekip ipimi kopardım. Şimdi gri renk ipimi alıyorum. Yine fark etmiyor. Herhangi bir zincir boşluğuna sabitledim. Gri ile devam ediyorum. Yine aynı şekilde devam edecek. Tepe noktasından bir. Dibinden bir. İkisini birlikte topladım. Bu arada da yine bir zincir arttırabilirsiniz. Yine siz elinize göre ayarlayın. 2 veya 3 zincir çekerek. Sonra yine bir sonraki zincir boşluğuna kapattım. Tepe noktasından bir. Dibinden bir. Yine ikisini birlikte topladım. Ara zincirlerini de siz kendiniz ayarlayacaksınız arkadaşlar. Yine bu şekilde gri. Griden sonra tekrar geri başa dönüyoruz. Beyaz. Daha sonra mavi. Yine beyaz şeklinde. Bu ara zincirlere yine yaparak devam edeceğiz. Ne kadar büyüklükte istiyorsanız modelimizi o kadar genişletebilirsiniz. Daha sonra da kenar oyasına geçeceğiz. Ben de ilerleteyim. En son bir kenar oyası da daha sonra görüşelim. Evet arkadaşlar, modelimizi ilerlettim. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde kıvrılma, marullanma, herhangi bir problem yok. Çok hafif var. O da kenar oyasını gittiğimiz zaman düzelecek. En son beyaz gittim. Ben kaç sıra fıstıklı kısım gittim? Bademli kısım sayarsam. Bir. Bu değil arkadaşlar. Bademli kısım şu. Bir, iki, üç, dört, 5-6 sıra. 6 sıra bademli kısmı ilerlettim. Tekrar sayalım. 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5-6 7 sıra gitmişim arkadaşlar. 7 sıra bademli sıra yaptım bu şekilde. Sizler dediğim gibi daha da büyük isterseniz devam ederek zincir alanı yine bademler yaparak istediğiniz kadar genişletebilirsiniz modeli. Bu şekilde benim için ideal bir boyut, gayet büyük oldu. Şimdi kenar oyasına geçeceğiz. Tekrar mavi renk ipimi alacağım. Yine fark etmiyor. Herhangi bir zincir arasını sabitledim. Bu şekilde bir, iki. İkili bir fıstık yaptım. Topladım. Tekrar ilmek aldım. 1 2 İkili fıstıklar yapıyorum bu şekilde. 2
3 4 5 6. 6 tane ikili fıstık yaptım bu şekilde. Daha sonra arada yine hiç zincir çekmiyorum. İlmek aldım. Bir sonraki zincir arasına geçtim yine. Çok fazla battım. İki defa batacaktım. Elim alışmış. İkili bir fıstık yaptım. Yine aynı şekilde. Bir, iki. Çok kısa da yapmayalım fıstık boyutlarını. Tüyüm geldi. Orta boyda yapalım. 3 4 5 6 Yine 6 tane ikili fıstık yaptım. Bu şekilde. Yine hiçbir şekilde zincir çekmiyorum. İlmek alıyorum. Bir sonraki araya geçiyorum. Yine aynı şekilde 6 tane fıstık yapacağız. Daha sonra bir üst sırayı da göstereyim arkadaşlar. Tekrar bu defa gri renk ipimizi alacaksınız. Tamamen döndükten sonra ilk yaptığım fıstığın arasına sabitledim. 1, 2, 3 zincir. Bir sonraki fıstık arasına. 1, 2, 3 zincir. Bir sonraki fıstık arasına. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3. Bir, iki, üç. Buraya 3 zincir çektikten sonra evet bu şekilde batalım arkadaşlar araya. Şöyle oldu. Daha sonra yine 1 2 3 zincir. Bir sonraki araya geçtim. Aynı şekilde 3 zincir. Bir sonraki fıstık arasına. 3 zincir. 3 zincir bir sonraki. Mavi kısmı tamamen bitirelim. Alt zemini kenarını. Daha sonra da bu şekilde gri renk ipinizi üçer zincir çekerek üstünde tamamlayın. Daha sonra en son bitmiş şekliyle görüşelim. Evet arkadaşlar modelimizi tamamladım ben. Oldukça güzel oldu gördüğünüz gibi. Dümdüz duruyor. Hiçbir şekilde kıvrılma, toplanma herhangi bir problem yok. Şöyle göstermek istiyorum. Çok güzel, çok cici oldu. Hem günlük kullanım için hem de çeyizleriniz için harika bir model oldu. Dediğim gibi en son sırada bir tık kıvrılma oluyor ama daha sonra kenar oyasına gittiğiniz zaman düzeliyor. Modelimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım anlatabilmişimdir. Sizler için faydalı bir video olur. Örecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki model anlatımımda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.